Herkese iyi akşamlar. Hoş sohbetler programımıza başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler konuştunuz? Konusunu konuştuk ve güzel sözler uymanın özelliğinden bahsettik. Kur'an'a göre. Bağnazlık ve komünizm şiddete dayalı sistemlerinden Kur'an'a göre üstünün nasıl olması gerektiği inşallah. Evet. Şirk, kuvvetin, gücün ya da herhangi bir şeyin Allah'ın dışında herhangi bir varlıkta olduğunu düşünmek. Yani mesela bir şey oluyor, şu yaptı diyor. Halbuki onun yapacak bir gücü yok. Her şeyi yapan Allah'tır. Mesela arabam çarptı diyor, karşı taraf hatalı diyor. Halbuki o arabayı ona çarptıran da Allah. Arabasında hasar oluyorsa hasarı meydana getiren de Allah'tır. Şöyle yapmasaydım olmazdı diyor. Doğru, yapmasa olmaz ama yapacak. Yani kaderinde var. Yani bütün güç, kuvvet Allah'tadır. Kader değişmez. Kadere karşı direnmenin adı aslında şirk. Yani, gücün, kuvvetin Allah'ın dışında bazı varlıklarda olduğunu inanmak. Mesela doktor başarılı olsaydı diyor, ameliyatım şöyle geçerdi diyor. Abi kaderinde. Ne derse Cenab-ı Allah o şekilde olur. Mesela imtihana giriyor. İmtihanın sonucu için acayip telaşlanıyor. Müthiş tedirgin oluyor. Acaba kazandım mı, kazanacak mıyım falan. Halbuki bir tane neticesi var kaderinde. O kaderin dışında, o neticenin dışında bir şey olması mümkün değil. Çektiği telaş ona bir zarar olarak yanına kalıyor. Başka bir şey değil. Boş yere tedirgin oluyor. Ona bir şer dokundu mu, ümitsizliğe kapılırlar diyor. Bir iyilik geldi miydi de bu da bizdendir derler, sevinirler diyor. Cenab-ı Allah. Tabii iki türlü şirk oluyor. Bir aleni şirk. Aleni şirk, adam mesela put yapıp alenen tapıyor ona. Bu aleni şirk olmuş olur. Bir de gizli şirk vardır. Kuvvetin Allah'ta değil, başkalarında olduğuna inanmak. Mesela insanda bir ayrı kuvvet olduğuna inanmak. Halbuki her insanı konuşturan, her insana bir şeyler söyleten Allah'tır. Allah attı. Müminleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için. Bir daha söyle ayeti. Şeytan Allah'a sanırım. Onları siz öldürmediniz ama Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Müminleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için. Mesela ben attım diyor. Halbuki kaderde onu atan Allah'tır. O atmış gibi Allah ona gösterir. Aslında bu şirk konusu ve tevekkül konusunu insanlık tam anlasa, tam inansa, tam kalbine oturmuş olsa, hayatta hiçbir şeyden telaşa kapılmaz. Evet. Mesela İncil'de, Kur'an'da da görüyoruz. Hazreti İsa'nın tevekkülü tam anladığı anlaşılıyor. Evet. Hazreti Musa'nın başta çok heyecanlı olduğunu görüyoruz. Evet. Mesela yılandan korkuyor, evet. Firavundan çekiniyor. Evet. Ama sonra çok tevekküllü hale geliyor. Evet, evet. Mesela Firavun ordusu geliyor artık. Çok hiç şakası yok. Yani adamların azgınlığı ortada. Rabbim benimle diyor. Asla bana bir şey yapamazlar, bize bir şey yapamaz. Asla diyor. Orada müthiş bir tevekkül derecesine ulaşmış oluyor. Bir ayette Allah şekilebiliyor adamı, şeytan Allah'sını. Sizin içinizde bulduğunuz herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğunuz herhangi bir şey ve şu an işlemekte olduğunuz herhangi bir iş yoktur ki siz ona daldığınızda biz sizin üzerinize şahitler durmuş olmayalım. Bundan daha büyüğü de daha küçüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta yazılı olmasın. İşte bu kaderi tam anlatan bir ayet. İnşallah. Bir de anlat. Ayet bir daha. Şeytanlar Allah'a sınır. Sizin içinde bulunduğunuz herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğunuz herhangi bir şey. İçinde bulunduğunuz herhangi bir durum. Mesela şu anki oturuşumuz. Evet. Evet. Kur'an'dan okuduğunuz herhangi bir şey. Evet. Bir ayet. İnşallah. Mesela gözüne bir ayet ilişti. Evet. Ve şu an yapmakta olduğunuz herhangi bir şey yoktur ki, siz ona daldığınızda biz sizin yüzünden şahitler durmuş olmayalım. Yani
şahidim demek de Cenab-ı Allah'ın kastı. O sizin kaderinize diyor Allah. İnşallah. Benim gücümle, benim kudretimle oluyor. Tabii. Benim, yani benim kontrolüm dışında olmuyor diyor Allah. Evet, benim bilgim dahilinde oluyor. Ben de sizi o anda görüyorum diyor evet, Allah. Evet. Olup bitenlerin hepsini görüyorum. İnşallah. İnsanlar öyle bir şey olduğunda olup biteni Allah'ın görmediğini düşünüyorlar. Yani bir şey olduğunda mesela bağırıyor, çağırıyor, figan ediyor. Hatta bağırır bazı insanlar, kol, ayak, ellerini açarak göğe doğru Allah'ın duyması için. Allah'ın habersi olsa diyor. Halbuki Allah'ın her tarafını sarmış vaziyette. O anda. Yani o olay olmadan yıllar önce Cenab-ı Allah'ın zaten bilgisi dahilinde o. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor inşallah. Önce Allah diliyor, sonra evet. İnsan diliyor. Evet. Önce Allah konuşturuyor kaderdeki, sonra insan o kaderdeki konuşmayı yapıyor. Evet. Kaderdeki konuşma hazır duruyor zaten. Evet. O konuşmayı yapıyor. Ya ayet hocam, kolmuş şeytanın ağzını. Allah dileseydi onlar birbirini öldürmezlerdi ama Allah dilediğini yapandır diye buyuruyor. Tabii mesela her öldürme vakasında Allah dilemese yapamazlar. Evet. Kaderde olduğu için oluyor. Evet. Allah'ın yarattığı kader üzerine oluyor olay. Evet. Yani en ince detayına kadar Allah'ın katında o biliniyor. Evet. Ta daha kainat kurulmadan biliniyor. İnşallah. Daha kainat yokken, dünya yokken biliniyor. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. Tabii. Küçük büyük demesinin nedeni de insanlar diyor ki ya Allah bu kadar ince bir detayı farkında değildir diyor. Yani büyük olayları bilir de. Evet. Mesela ölümü bilir, doğumu bilir şey ama bunu bilmez diyor. Evet. Abi ki en ince detayına kadar biliyorum diyor Allah. Evet. En küçük, ya atomdaki harekete kadar, varıncaya kadar biliyor Allah. İnşallah. Allah'ın izni olmaksızın bir yaprak dahi düşmez. Şey yaprak ne demek ya? Yani yaprak, trilyon, katrilyonlarca yaprak var. Evet. Her biri bir şey. Onun düşüş şekli bile Allah'ın katında belli. Evet. Mesela bu yapraklar değil mi? Böyle değişik bir şekilde düşer. O Allah katında belli. Allah'ın gücünü dar görmekten kaynaklanıyor olay. İnşallah. Yani bir derece. Onun için Allah orada detay veriyor. Bak küçük, büyük diyor. Evet. Yani sen mesela çok büyük, önemli olayları bilebilir diyor Allah. Ama küçük olaylar bilmez. Küçüğü de bilir Allah. Hepsini bilir. Sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Tabii içinden geçeni. Evet. Yani içimden geçeni bilmez diye düşünüyor insanlar. Halbuki içinden geçeni yaratan Allah zaten. Evet. Size şah damarından daha yakındır diyor. Tabii. Yani. Yani içinden geçme olay olmaz Allah yaratmasa. Evet. Yani mesela o zannediyor ki kendi içinden geçme olayını kendisi yaratıyor zannediyor. Allah onu daha o doğmadan içinden geçecek şekilde yaratmış oluyor. Yani insan içinden geçirmesi diye bir şeyi, mesela bir konuda endişelenmesi yahut heyecanlanması var. Bunların hepsi kendi kontrolünde gibi görmekle evet. Beraber daha şahıs doğmadan evet. Allah katını bitmiş oluyor. Geçen gün bir ayet hatırlatmıştınız, okumuştunuz. Konmuş şeytanlığa sınırım. Küçük büyük infak ettikleri her nafaka ve açtıkları her vaadi Allah'ın onlara daha güzeliyle karşılık vermesi için onlar adına yazmıştır diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yazmıştır belli. Evet, inşallah. Evet. Kader de belli yani. Tövbe etmeleri için tövbeleri kabul etti diye ayette Allah bildiriyordu. O da daha önceden söylemiştiniz Adem Bey. Allah onların tövbelerini önceden kaderde belirlemiş diye söylemiştiniz. Bir daha söyleyeyim. Ayette Allah şu şekilde biliyor, Tövbe suresinde, tövbe etmeleri için tövbelerini kabul etti diye biliyorum. Evet, tövbenin vakti de belli. Evet. Ne zaman tövbe edeceği, hangi konudan tövbe edeceği. Allah katında belli. Evet, evet. Bu Allah'ın ince sanatı. İşte diyor ki, gölgeyi ayrı yaratıyorum, ışığı ayrı yaratıyorum evet, diyor. Evet. Allah kendi gücünü aslında çok detaylı tarif ediyor. Fakat insanlar dar düşündüğü için, bir dereceye kadar kavrayabiliyor. Yani gökte bir Allah var. Bir yerde duruyor. Çok mühim olaylarda bazen müdahale eder, haberi olur. Bazen de haberi olmaz. Bu konular böyle gelir gider zannediyorlar. Evet. Halbuki onun içinden geçeni, içinden
geçen en ince detayı, ani heyecanlarını, ani rahatsızlıklarını, dikkatinin dağılması, dikkatinin keskinleşmesi, gülmesi, evet, hepsi Allah katına belli. Ağladığı an, güldüğü an, neşelendiği an, sevindiği an, hepsi Allah katında belli. Diyor ki Cenab-ı Allah, az ağlasınlar, çok gülsünler. Kim için? Bu müminler içindir. Küfür için ne diyor? Çok ağlasınlar diyor, az gülsünler. Küfür için de böyle. Çünkü bir ayet olduğunda tersi müminler için olmuş oluyor. Evet, maşallah. Yani hemen o ayetin tersinin müminler için olduğunu biliriz. Evet. Küfür için diyor ki Allah az gülsünler. Evet. Müminler için o zaman nedir? Çok gülsünler. Maşallah. Mesela onları Allah intikam alacağım diyor. Mesela kalplerine korku salacağım. Aksi nedir? Müminler için Allah, müminler güvenlik içinde olacak, korku duymayacaklar. Yani tam aksidir. Allah'ın dilemesi dışında hiç kimse için iman etme yoktur diyor Allah inşallah. Ya mesela iman etmeyi insanlar serbest zannediyor, böyle halk insanlar vardır. Sen gider anlatırsın, adamın kafası da teyp gibidir, bir anda anlatırsın, iman eder. Hayır öyle değil yani, özel imanla yaratılıp geliyor o. Cennetten gelen bir varlık oluyor. İmanlı olduğu için sen orada sebep olmuş oluyorsun. Yani seni orada konuşturması da kaderde oluyor. Evet. O zaten imanlı gelmiş oluyor. Ama daha imanı zahir olmamış oluyor. Yani açık, aleni görünür hale gelmemiş oluyor. Senin konuşmanla Allah onu zahir hale getirmiş oluyor. Yoksa yani sen konuştun, konu bu hale geldi. Öyle bir şey olmaz. Adam mesela küfür, tinetli bir insan vardır. İstediğin kadar anlatırsın, asla etkilenmez adam. Ne yaparsan yap etkilenmez. Evet hocam. Bir ayette söylediği şey için şöyle diyordu hocam Yüce Rabbimiz, kolum şeytan alsın. Andolsun sen ölülere söz dinletemezsin. Arkalarını dönüp kaçmakta olan sağırları da çağrı işittiremezsin. Kör olanları da bulundukları sapıklıktan kurtarıcı değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin ki onlar zaten Müslümanlardır diyor inşallah. Bir daha. Kolum şeytan alsın. Andolsun sen ölülere söz dinletemezsin. Arkalarını dönüp kaçmakta olan sağırlara da çağrıyı iştiremezsin. İşte küfrün vasfını söylüyor Allah. Evet. Ölü hükmünde. Evet. Arkasını dönüp kaçıyor. O kaderinde olduğu için arkasını dönüp kaçıyor. Evet. Ölü olması da kaderinde. sen öyle istediğin kadar anlat, öyle anlamaz. Evet. Kaderi öyle onun. Evet. Kör olanların da bulundukları sapıklıktan kurtarıcı değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin ki onlar zaten Müslümanlardır. Bak zaten. Ya yani kaderinde zaten Müslüman. Kör yani adam ölü olduğu için görse de onun şuurunda olmuyor. Adam mesela delil göstertiyor, açıklıyor, anlatıyor. Bayağı etkili olduğunu zannediyor. Adam etkilenmiyor. Çünkü ölü. Ölü olduğuna inanmıyor çünkü bakıyor, konuşuyor, yürüyor. Halbuki yani o görüntüde olan bir şey. Yani normalde öyle bir şey olması mümkün değil. Bir ayette şöyle diyor hocam, kolum şeytan alasın. Onları sana bakar görürsün, oysa onlar görmezler bile diyor hocam. Diye buyuruyor hocam. İşte ölü deyince insanlar alıştığı nedir? Ölü gözünü kapatır veya sabit bakar. Değil mi? Kıpırdamaz. Nefes almaz. Ama bunun kalbi atıyor. Nefes de alıyor. Bakıyor, gözünü etrafa da çeviriyor. Onu canlı zannediyor. Geçen gün bir müzede böyle manken halinde tarih şahsiyetler yapmışlar. Alçıdan. Konuşuyor falan, bir şeyler anlatıyor. Yani biraz daha özenseler hakikaten tam insan görünümünde. Yani bakıyor, konuşuyor, ağzını açıyor, el kol hareketleri yapıyor. Ama o normalde bir ölü. Onun gibi yani o canlı gibi görünen insanların ölü olmasını insanlar anlayamıyorlar. Ama tam anlamış olsa korkarlar tabii. Yani hakikaten ölü olduğuna kani olsalar, yani o ispat edilmiş olsa, onu tam hissetseler, çok panik olurlar. Canlıya %100 benzediği için ölülerle iç içe yaşıyorlar.
Beraber yemek yiyor mesela öğle de, yoksa ödü kopar yani. Akşam aynı odada yatıyor mesela. İki kişi mesela, üç kişi beraber, ikisi ölü, bir tanesi diri. Ama bilmiyor onların ölü olduğunu. Canlı zannediyor. İnşallah. Yine bir ayet hocam, şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun cehennem için çok sayıda kişi yarattık, hazırladık diyor Allah. Onlar gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, kavrayıp anlamazlar. Diye buyuruyor inşallah. Cehennem için. Evet. Cinlerden ve insanlardan. Cinlerden ve insanlardan. Evet. Gözleri var. Evet. Nasıl ayet, bir daha söyleyeyim. Andolsun cehennem için çok sayıda kişi yarattık. İnsanlar. Çok sayıda. Evet. Dolduracağım diyor Allah, evet, ayet. Daha yok mu diyecek diyor cehennem. Evet. Evet. Gözleri vardır, görmezler. Bak gözü var. Bakıyor. Dikkatlice bakıyor. Ama görmenin şuurunda olmuyor. Evet. Yoksa şu anlamda mesela diyorsun ki bak elimde kahve var diyorsun. O evet farkındayım diyor, gördüm diyor. Yani onun ölü olmasını kaldıran bir durum değil. Yani ölüye kaderini de öyle söyletiyor Allah. Evet. Yoksa onun şuurunda değil. Tabii. Yani öyle deyince o ya diyor o, görmüş baksana diyor, söylüyor diyor, teyit ediyor diyor. Yani o ölünün öyle kodlanmasından kaynaklanıyor o. Yoksa görüyor değil. Yani şuurunda değil. İnşallah. Evet, getir. Evet, dinliyorum. Hocam, Allah iman edenlerin karşısında mücadele esnasında iki topluluk çıkardığını söylüyor. Bir sayıcı az olan, bir de sayıcı çok olan. Siz az olanı tercih etmişsiniz diyor. Ama Allah olacak olanın olması için diğerini tercih etti diyebilirim. Kaderiniz inşallah. Size öyle mi gösterdi diyor ayette? Bir daha söyle bakayım. İki topluluk çıkardığını söylüyor ayette. Yani bir sayıcı az olan, bir de sayıcı çok olan. Siz az olanı tercih ediyordunuz. Ama Allah kaderde olacak olanın olması için diğerini sizin karşınıza özellikle çıkardığını bildiriyor. Sözleriyle hakkın gerçekleşmesi sanırım. Bak ki küfrü geçersiz kılmak için size diğerini kolay olanı istiyor. Kolay olanı istiyor. Evet. Bir başka ayette de gözünüzde size çok gösteriyordu. Evet. Evet. Siz de onların gözünde çoğaltıyorduk. Onlar da sizin gözünüzde çok gösteriyordu. Evet. Yani görüntüyü beynin içinde nasıl yarattığını da Allah açıklamış oluyor. Evet. Adam dışarıda o kadar çok fazla zannediyor. Aksini de söyleyemez. Tabii. Hocam peygamberimizin tevekkülüyle ilgili bir ayet vardı. Tövbe suresi 40'ta şeytan Allah'a sığınırım. Arkadaşıyla mağaraya sığındıklarında peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Ayetin devamında da böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Şimdi huzur ve güvenlik, mesela bu, onu der de huzur ve güvenlik duygusu vermeyebilir Allah. Evet. Mesela müthiş telaşlanır. Evet. Acayip rahatsız olabilir. Huzur ve güvenlik duygusu ayrıca veriliyor. Evet. Yani mümin bunu istese de bazen elde edemez. Evet. Allah isterse elde edebilir. Bazen derken yani Allah'ın istemesine bağlıdır. Yoksa adam tevekkül ediyor ama yine telaşlı olur. Evet. Ama Allah verirse, yani bazen demeyeyim Allah versin, yanlış anlaşılır o. Allah dilediğinde oluyor. Evet. Huzur ve güvenlik duygusu. Mesela cennette var o. Evet. Ama dünyada özel telaş hissi verilmiştir. Evet. Mesela kalbinde çarpıntı olur, bilmem panik olur, terler, korkar, eli ayağı boşanır, sararır, solar, birçok şey gösterir. Evet. Bunlar çalışmıyor. Niye böyle? Deneyelim. Bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz sizi bir parça korku, açlık, canlardan, memallardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele diyor. Korku. Evet. Açlığa insan dayanabiliyor bir dereceye kadar. Ama korku en çok insanı rahatsız eden korkudur. İnşallah. Sokaktakinden korkar, arabadakinden korkar, ölümden korkabilir, işte yaralanmaktan korkabilir, hastalıktan korkabilir. İşlerin aksi gitmesinden, işte oyun oynanmasından, tuzak kurulmasından, hepsinden korkabilir. Cennette korku yok. İnşallah. Hüzün de yok. İnşallah. Yani oraya geldiklerinde gelin selametle girin diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Artık size korku, hüzün yok diyor. Yani orada artık sadece selam derler diyor Cenab-ı Allah.
negatif hususu kaldırıyor. Burada negatif husus özellikle yaratılmış. Yani negatif ve pozitif iki şey yani çok özenli, düzgün ve güzel olarak yaratılmıştır. Yani Allah'ın sanatı açısından. Savaştan geri kalan kişileri de Allah göğsünde göğe doğru çeken bir sıkıntı olacağını bildiriyor, olduğunu bildiriyor. Mesela savaştan geri kalıyor, Allah vermezse adam onu hissetmez. Evet. Ama göğsünü dar ve sıkıntılı kılıyor Allah. Evet. Göğe yükseliyormuş gibi. Evet. Küfre düşenlere de Allah bunu veriyor. Evet. Göğüslerini dar ve sıkıntılı kılıyor. Evet. Ama mümin bunu bir işaret olarak görüyor, dar ve sıkıntılı kılmayı. Onda Allah'a sığınıyor. Evet. Allah'a sığındığında Allah o göğsündeki dar ve sıkıntılı hali kaldırıyor. İnşallah. Müstesna de kaldırmaz. İnşallah. Ama kaldırıyor Cenab-ı Allah. Bu nedir, yapıyor musunuz bunu? Süleyman Bey, bunların ikisinde de can yok. Ayet-i Yüce Rabbim şöyle buyuruyor hocam, komşu şeytan alsın. Allah müminlere imanlarına iman katsınlar diye güvenlik ve huzur indiren O'dur diye buyuruyor inşallah. Bir daha. Allah müminlere imanlarına iman katsınlar diye onlara güvenlik ve huzur indiren Allah'tır diye buyuruyor. Bak, güvenlik ve huzuru imanın gelişmesi için bir zemin olarak Cenab-ı Allah açıklıyor. Evet. Onun için öyle kavga, gürültü ortamında, gergin ortamda o iman gelişmesi pek olmaz. Evet. Onun için Müslümanlar hep bak demokrasi isterler. Sükunet isterler. Evet. Mesela bak, bu nurcular, nur talebeleri falan dikkat edin, yeni asya hep demokrasinin üstüne çok dururlar. Evet. İşte asayişin sağlanması, Bediüzzaman da böyle, aman asayiş olsun, gerilim olmasın. Çünkü gergin ortamda, tedirgin ortamda iman inkişafı tam olmayabiliyor. Yani insanlar zayıf oluyor, epey bir kısmı, tabii bir kısmında yine gelişir, hiç fark etmez de. Ama eksiliyet itibariyle huzurlu, derin düşünebileceği, aklını kullanacağı bir ortamda İman gelişiyor. Evet. Hocam siz belirtmiştiniz, insanların en çok aradığı, özlediği, istediği şey güvenliktir dedi, demiştiniz. Evet. Onun için cennette ilk söylenen o. Siz diyorlar güvenlik için. Güvenlik için. Hep korku içinde yaşayacak şekilde Allah yaratıyor. Evet. Dünyada. Bin bir türlü tehlike yaratıyor Allah. O tehlikenin içerisinde insanlar yaşıyorlar. Evet. Ama tabii dünya çok kıymetli. Evet. Mesela melekler için böyle bir şey yok. Melekler için hiçbir risk de yok. Mesela melek sadece nurdan zevk alıyor. Evet, evet. Onlar mesela biz yemekten, şundan, bundan zevk alıyoruz. Birçok zevk aldığımız şey var. Onlar nurdan zevk alıyor. İnşallah. Bir de raiha, güzel koku. İnşallah. Maşallah. Güzel koku. Evet. Yani onların daha sınırlı oluyor, evet, meleklerin. İlk Hazreti Adem'i yaratığında melekler, biz sürekli seni tesbih ederken yeryüzünde bozgunculuğu çıkaracak bir insan mı var ettin diyorlar. Cenab-ı Allah siz bilmezsiniz, ben bilirim, evet, diyor. Şimdi o insanların içinden Mehdi çıkıyor, peygamberler çıkıyor, evet, İsa Mesih çıkıyor. Evet. Değil mi? Tabii, en başta Hazreti Muhammed çıkıyor. Tabii. Çok değerli, güzel insanlar çıkıyor. Ama aynı zamanda deccallar da çıkıyor, firavunlar da çıkıyor. Evet. Onun için Cenab-ı Allah siz bilmezsiniz, ben bilirim diyor. İnşallah. Melekler sadece negatif unsurlar çok fazla olduğu için, evet, onlara dikkat çekmiş oluyor. Evet. Hud suresi 56, şeytan Allah'ın, Allah'a sığınıyorum. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Maşallah. İşte Müslüman'ın vasfı. Evet. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Evet. Bak, iyilik yapanı da Allah alnından tutup denetliyor, kötülük yapanı da alnından tutup, evet, denetler. Yani mesela bir olay oluyor, bir şey oluyor. Evet. O olayda negatif olan kişiyi de Allah alnından tutup denetler. Evet. Pozitif, olumlu olan kişiyi de Allah alnından tutup denetler. Evet. Her ikisi de Allah'ın kontrolündedir. De yapmakta olduklarınızı da yaratan Allah'tır buyuruyor. Tabii. Mesela Enbiya suresi 103'te şeytan Allah'a sığınırım. Onları o en büyük korku yüzüne kaptırmaz. Mesela kıyamet oluyor. Herhalde. Yer yerine oynuyor. Evet. Küfür anlam, yani tam anlamıyla dehşete kapılıyor.
siz onları diyor Allah sarhoş zannedersin, onlar sarhoş değildir diyor. Aklın atıyor korkudan. Evet. Bütün bedeni felç oluyor. Konuşamayacak hale geliyor korkunun şiddetini. Ama aynı etki müminlerde tam tersine. Mümin bayağı neşeli, sevinçli. Eyvallah. Böyle Allah'ı heyecanla takdis eden, Allah'a hamd eden, Allah'ın sanatı karşısında hayretler içinde kalan, sevinç ehli olarak Allah orada tezahür ettiriyor Müslümanları. Onları en büyük korku üstüne kaptırmaz. Ve işte bu sizin gününüzdür, size vaat edilmiş diye melekler onları karşılayacaklardır. Bak işte bu sizin gününüzdür, size vaat edilmişti. Müslüman bundan seviniyor. Evet, hoşuna evet. Gidiyor. Mezar ehli de seyrediyor. Herkes seyrediyor. Araf suresi 89'da Rabbimiz ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Biz Allah'a tevekkül ettik. İlim bakımından bak istisnasız her şeyi. Evet. Atomları, efendim bakterileri, hücreleri, evet. Çiçekleri, hayvanları, bitkileri, insanları hepsini kuşatmış durumda Allah. Evet. Kuşatmış ne demek? İçten dıştan her yerden sarmış durumda. Kaf suresi 16, andolsun bak diyor Cenab-ı Allah, insanı biz yarattık. Nefsin ona ne vesvese vermekte olduğunu biliriz. Akşama kadar insanlarda, genç kızlarda, delikanlılarda, yaşlarda hep vesveseler olur. Evet, evet. İşte geleceğim ne olacak, ne yapacağım, okula gidebileceğim mi, yemek yiyebileceğim mi, işte başarılı olacağım mı, işe girebileceğim mi? En ziyade şu anki dertler ne oluyor? Evlilik, evet. İşe girme, üniversiteyi kazanma, köşe dönme, sağdan dönme, soldan dönme. Bir kısmı için böyle. O vesveseler içinde çırpınıyorlar. Bak diyor ki nefsin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Müthiş vesveseler içerisinde oluyor. Biz ona şah damarından daha yakınız diyor Allah. Eyvallah. Yani boyun damarından daha yakınız. Şah damarı nerede? İnsanın içinde. Daha yakın ne demek? Bu metafizik bir bilgi. Ben her yerdeyim diyor Allah. İnşallah. Onun ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Vesveseyi de ben yaratıyorum diyor Allah. Bilirizden kastı ben yaratıyorum diyor Allah. Yoksa vesvese oluyor, ben izliyorum anlamında değil. Evet. Vesveseyi de ben yaratıyorum diye. Evet, onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken, şimdi bu da tabii çok manidar. Sağında solunda oturuyor yazıcılar. Yani hareket halinde de olabilirler değil mi? Evet. Ama oturuyorlar. Yani onu ahirette öğreneceğiz nasıl bir sistem olduğunu. İnşallah. Oturarak yazıyorlar. Mesela belki bir bilgisayar gibi bir şey var önünde. Bir kaderle ilgili mesela küçük bir parça da olabilir. Evet. Bir şey olabilir. Veyahut herhangi nurani bir yazıcı olabilir. Ona yazıyor diyor kaderlerken. O söz olarak herhangi bir şey söylediğinde mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır. Maşallah. Mesela biz bir şey konuşuyoruz. Mutlaka bu konuşma izleniyor. Evet. Ve bu konuşma biz daha annemizden doğmadan önce de yaratılmış oluyor. Mesela İbrahim suresi 12. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim? Yani neden tevekkül etmeyelim? Yani Müslüman aklı başında bir adam tevekkül eder. Bize doğru olan yolları o göstermiştir. Yani doğru bilgiye bizi ulaştırmıştır. Ayetten, Kur'an'ın hükümlerinin bu bilgiye ulaşıyoruz. Ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. İşkenceyi kim yaptırtıyor? Allah yaptırır. Sabredeceğiz. Kim sabrettirir? Allah sabrettirir. İnşallah. Adam
Sen diyor ki işkence ayrı, sabreden ayrı. İki ayrı yerde güç sayar. Evet. İşkenceyi yapan ayrı gücü var zannediyor. Ya yani işkencedeki rahatsızlık ve acıyı da Allah yaratıyor. İstese evet. Adam işkence yapar, hiç hissetmez tabii. Adam. Evet, tabii, inşallah. Ona o hissi, o inancı veren Allah. Evet, evet. Mümine de o sabrı veren Allah. Evet. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etmelidirler. Mesela adam tevekkül ediyor da arkadaşına tevekkül ediyor. Polise tevekkül ediyor. Başka bir şeye tevekkül ediyor. Allah'a tevekkül edecek. İnşallah. Bak onun için diyor Allah, tevekkül edenler Allah'a tevekkül etmelidir. İnşallah. Onun için birçok insan ayrı güç arar. Yani sığınacak başka güçler ararlar. Hazreti İbrahim'e işkence yapıyorlar, ateşe atıyorlar. Allah ateşe serin ol dedik diyor. Evet. Tabii. İnşallah. Bir ayette Allah şekilde bildiriyor. Şeytan varsın. Siz bizim için iki güzellikten, yani şehit olmak ya da gazi olmaktan başka bir güzellikten başka bir şey mi istiyorsunuz? Oysa biz de ya Allah'ın kendi katından ya da bizim ellerimizle size bir azap dokunduracağını bekliyoruz. Peki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Bak Allah'ın yazdığının dışında hiçbir şey. Öyle zannettiğinde tamam getir. Hem şirke girmiş oluyor. Günaha girmiş oluyor. Kendini azap ediyor. Kendini kandırmış oluyor. Her yönden yanlış kişiye girmiş oluyor. Bir ayette de şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz, kolunu şeytan alsın. Göklerle ve yer arasında hiçbir varlık yoktur ki Allah'ı övgüyle tesbih etmiş olmasın. Ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. Evet. Yine bir ayette hocam, şeytanın Allah'a sığınırım. Allah kuluna yeterli değil mi? İnşallah. Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Maşallah. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Bak, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Örümceklerden tut, bakteriden çık. O karar yerleşik yerini ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Hareket ettiği yeri de, sabit bulunduğu yeri de bilir. Bunların tümü apaçık bir kitapta yazılıdır. Hud suresi 6. Bu konuyu Allah o kadar kapsamlı anlatmış ki insanlar iyi kavrasınlar diye. Bunu tam kavradığında ve uyguladığında gerçek Müslüman oluyor Müslüman. Eğer bunu tam anlayamazsa ve uygulayamazsa Allah vermesin. Yani yoğun şekilde şirk içinde olmuş oluyor. İmanı ciddi şekilde zedelenmiş olur. Allah'tan ancak alim olanları içleri titreyerek korkar diye buyuruyor Yüce Rabbimiz inşallah. Hazreti İbrahim için hocam, konumu şeytan alsın. Hazreti İbrahim'in kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekutunu ona gösteriyorduk diye buyuruyor inşallah. Ayette de Allah şeytan alsın. İnsanların çoğu iman etmez. İman edenlerin çoğu şirk koşmadan iman etmez. İşte o şirk koşma tevekkülsüzlükte kendini göstertiyor. Müslüman ne yapıp yapıp mutlaka tevekkülü elde etmek durumunda. İnşallah. Yani onu önemsiz bir şey olarak görüyor. Mesela namazı ön plana alıyor. Evet. Tevekkül etmezsen çok vahim bir durum olmuş o. Evet. Direkt imana yönelik bir yara o. Evet. Evet. Bir de yani tevekkülsüzlüğün faydası nedir? Yani sadece acı çekmiş olacak. Evet. Boş yere kendini küçük düşürecek. Allah karşısında mahcup olacak. Kendini ezecek ve akla uygun olmayan, mantığa uygun olmayan anormal bir şey yapmış olacak. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi nefislerine zulmediyorlar diye buyuruyor hocam. Tabi mesela tevekkül etse zulüm olmamış olacak. Evet. Bayağı rahat edecek. Ya Allah şirk koşulmasını bağışlamayacağını söylüyor hocam. Evet. Allah şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamaz. Değil, bunun dışında kalanırsa değilini bağışlar diye Allah bildiriyor ayetini. Bir daha. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise dilediğini bağışlar. Maşallah. Maşallah. Ya Allah hocam, şeytandan Allah'a sınırım. Her şeyi istese de istemese de Allah'a teslim olmuştur. İnşallah. İstemese de ve istese de. Evet. Mesela küfür. Allah'a teslim olmayı istemez. Evet. Onun istememesi kaderinde Allah tarafından yaratılıyor. Evet.
Mesela küfür içinde, yani İslam'a saldırıyor, Kur'an'a saldırıyor. Nasıl saldıracak? En ince detayına kadar Allah tarafından yaratılıyor. Allah dediğini yapıyor yine. Allah dediğini yapıyor. Yani küfrün oradaki konumu, onun aciz, yani küfrün acizi anlatılacak gibi değil. Mesela istediği gibi konuştuğunu zannediyor. Halbuki kelimesi kelimesinin Allah katında sabit, belli. Ne konuşacak, nerede, nasıl sapıtacak? Hepsi belli. İstemese de Allah onu küfür içinde tutuyor. Yani aksini yapamıyor. Allah'ın dediğinin dışına çıkamaz. Allah Musa'yı hocam, buraya bir kader üzere geldin. Ey Musa diyor inşallah. Buraya bir kader üzerine geldin ey Musa. Her yerde Cenab-ı Allah'ın gücünü mümin görecek, kafasını toparlayacak, dürüstçe iman edecek. Çünkü samimi karar verildiğinde doğru olan bu olmuş oluyor. Aksi kandırma oluyor. Çünkü kendi gücü var mı? Müstakil gücü yok. Konuşma gücünü yaratan Allah, görme gücünü yaratan Allah. Dışarıdakini, görüntüyü de beyninde Allah yaratıyor. Onun müstakil gücü olduğuna inanıyorsun. Çok vahim bu. Evet. Bir ayette hocam Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu, kovulmuş şeytan aslanın. Allah yedi göğü ve yerden onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin Allah'ın her şeyle ilmiyle sarıp kuşattığını bilmeniz ve her şeye güç yetirdiğini bilmeniz ve öğrenmeniz için diye buyuruyor. Ya Allah'ın bak bu kadar üstüne durmasına rağmen en hayati konu olarak Allah, en hayati konulardan biri olarak anlatıyor. Evet. Ama insanlar arasında da en az anlaşılan, en az kavranan konu da bu olmuş oluyor. Yani bu konu olmuş oluyor. Mesela Hadid suresi 22'de Cenab-ı Allah diyor ki, şeytan Allah'a sınırım, yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki. Bak yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet, yani bir hastalık, rahatsız olacağımız herhangi bir olay, evet. Yani mesela okulunu kazanamıyor veya işleri aksi gidiyor veya bir terslik oluyor, evet. Her şey. Biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın, mutlaka hazır diyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Mesela Hitler çıkıyor, Stalin çıkıyor, Mao çıkıyor. Halbuki en ince detayına kadar onlar kaderde belli isimleri, cisimleri, ne yapacaklar? Mesela Abdullah Öcalan. Kaderinde öyle. Mesela PKK. Mağaralarda nasıl saklanacaklar? Mesela o kandil. Hep mağara sistemi. Allah ona göre yaratmış. O mikropların yaşayacağı şekilde orayı Allah yaratmış. Çünkü o orası olmasa, kandilin o arazisi olmasa onlar yok olacaklardı. Yaşayamazlardı. Yani sığınacaklar yer olmazdı. Ama kandili binlerce mağara ile Allah yaratmış. Evet. Mesela girift dehlizlerle yaratmış. Şimdi o mikroplar oraya doluşuyorlar. Allah onlara kaderde öyle bir imkan vermiş. İlla ki onlar da olacak. Onların ne zaman ezileceği, ne zaman yok olacağı da kaderde belli. Ne kadar vazife yapacakları belli. Mesela kimleri şehit edecekler? Şehit olacakların hepsinin listesi belli. Hangi PKK'lılar öldürülecek çatışmada, onlar da tek tek belli. Kaderde belli. Mesela IŞİD bunlardan hangisinin kafalarını kesecek? Ne olacak? En ince detayına kadar. Yeri, bölgesi, ismine kadar, en ince detaya kadar belli. Hocam Hadid 23'te ayetin devamında, öyleyse elinizden çıkana karşı üzülmeyin ve Allah'ın size verdiklerinden dolayı sevinip şımarmayın. Allah büyüklük tavsiye böbürlerini sevmez. Hadid 22'nin devamında. Elinizden çıkana karşı üzüntü duymayasınız. Evet. Yani elinden çıkıyorsa bir hayır vardır. Evet. Sen burada sonsuz yaşamaya gelmedin ki. Tabii. Yani elinde mesela ufacık bir şey çıkıyor, bayağı dert ediniyor. Çıksa ne olur ya? Yani sen gözünde büyütüyorsun ama bir akılcı baktığında hiçbir şey yok. Evet. Ya bir tabak yemeği bile çok önemli görüyor. Bir ayette de Allah şükredebiliyor.
şeytanlar sınır. Onlara bir iyilik dokunsa sevinirler. Bir kötülük isabet ettiğinde ise fenalaşırlar. De ki tümü Allah'tandır. Fakat ne olur ki bu topluluğa hiçbir sözü anlamaya çalışmıyorlar. Bir daha. Onlara bir iyilik dokunduğunda sevinirler. Bir kötülük isabet ettiğinde ise fenalaşırlar. De ki tümü Allah'tandır. Fakat ne olur ki bu topluluğa hiçbir sözü anlamaya çalışmıyorlar. Bak kötülük de seviniyor. İyilik de fenalaşıyor. Tüm Allah'tan diyor. Ben blok olarak yarattım diyor adam. Hepsinde rahat olacak mümin. İnşallah. Yani lehine de bir şey olduğunda rahat olacak. Evet. Aleyhine bir şey olduğunda da rahat olacak. İnşallah. Allah bunu beğeniyor. Yani ben bunu görmek istiyorum diyor Cenab-ı Allah sizde. Evet, inşallah. Ben bunu size göreceğim diyor. Ama tevekkül edemiyor ya. O da kaderinde evet. Oluyor. Evet. Yani tevekkül ediyorsa o da kaderinde. Yani istese de o ondan çıkamaz. Evet. Tevekkülün kıymetini bilmek için Allah kulu bazen tedirgin edebilir, heyecanlandırabilir. Tevekkülü iyi kavraması için. Mesela Hazreti Musa'da yılan şeklinde asası hareket edince arkasına bakmadan kaçtı diyor Cenab-ı Allah. Değil mi? Mesela Firavun'un karşısına çıkmak istemiyor. Evet. Kardeşim olsun diyor, işte nefesim darlanıyor. Mesela konuşma gücüm yok diyor. Evet. Bunların hepsi sonradan Cenab-ı Allah'ın ona gösterdiği ilimle ortadan kalkıyor. Evet. Artık Firavun ordusu yani çok vahim. Yılanı bırak. Evet. Değil mi? Yılandan kaçan insan Firavun ordusundan kaçmıyor bir sefer. Evet. Evet. Ya, Firavun ordusu. Bir onlar tamamı yılandan kat kat tehlikeli yani. Değil mi? Asla diyor. Rabbim eyvah yakalandık diyor. Asla diyor. Rabbim benimle beraber. Evet. Kaçacak yeri olmasa da korkmuyor hocam inşallah. Tabii ya kaçacağı bir yer yok. Tabii. Önü deniz. Arkada da Firavun ordusu var. Denize girse boğulacak. O Firavun ordusu zaten öldürmeye geliyorlar. Şehit etmek için geliyorlar. Öldürme demeyelim de Allah affetse. Şehit etmeye geliyorlar. Bak, tevekküle bak. Oradakilerin evet. Zayıflığı hemen ortaya çıkıyor. Diyorlar ki, eyvah diyor, yakalandık diyorlar. Evet. Ne diyor Hazreti Musa? Asla. Evet. Asla. Rabbim benimledir diyor. Evet. Bak, mükemmel bir tevekkül. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Olur ki sevdiğiniz bir şey sizin için şerdir. Ve olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırdır. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Diye buyuruyor hocam. Mesela bu çok önemli bir sırdır. Evet. Çok önemli bir sır. Bir daha söyle bakayım. Olur ki sevdiğiniz bir şey sizin için şerdir ve olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırdır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bu işte tevekkülün derin sırlarından Allah'ın ledün ilmidir. Evet, mesela üniversite imtihanını kazanamıyor. Aklını atıyor. Ya kazansan belki gidip orada öleceksin. Evet, evet. Belki delireceksin. Belki aklını kaybedeceksin. Sağlığını kaybedeceksin. Allah sana bir iyilik yapıyor. Mesela falancayla evlenemedim ne şey yapıyor. Ya başına belki bela olacak o insan. Evet. Başına dert açacak. Belki hasta olmana sebep olacak. Allah seni o felaketten kurtarıyor. Nihayet bir insan. Yani insanı bu kadar putlaştırmanın bir alemi yok. Yani mesela insanı kaybetmekten korkuyor. Ya Allah insanı milyonlarca yaratıyor. Bir spermden milyonlarca insan yaratıyor. Allah için insan şey değil ki. Sonra da hepsini öldürüyor. Hepsi mezara sokuyor zaten. İnsan yeri göğü birbirine katıyorsun tek bir insan için. Bir makam için, bir mevki için yeri göğü birbirine katıyorsun. Bir parça yiyecek için. Bir parça çıkar için, bir parça para için. Halbuki hepsi geçip giden şeyler yani. Evet. İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua etmektedir diyor Allah. Haberi yok. Evet. Mesela istediği şey şer oluyor onun için, haberi yok. Israrla onun olmasını istiyor. Halbuki şer o. Allah ona nasip etmiyorsa onda hayır var. Nasip etmediğinde deliriyor ya. Ya kardeşim bak sana o nasip olduğunda başın belaya girecek. Evet. Allah seni koruyor. Evet. Hayır var. Evet. Ya bu niye böyle oldu diyor. Aksilik oldu diyor. Aksilik olmadı. Hayır büyük var. Bir beladan kurtulmuş oluyorsun. Evet. Sana hazırlanan bir tuzaktan kurtulmuş oluyorsun. Evet. Kamer Suresi 52. Onların işlemiş oldukları her şey kitap
da yazılıdır. Kitaplarda yazılıdır. Yani herkesin bir kader kitabı var. O kitaplarda yazılıdır. Ama her şey Hud Suresi 88. Benim başarım ancak Allah iledir. Ona tevekkül ettim ve ona içten yönelip dönerim. Başarı. Mesela diyor, acayip uyanığım, şunu elde ettim. Ya sen Allah'ın sayesinde elde ediyorsun. Evet, evet. Başaramıyor, yerlere yatıyor. Ya onda hayır var, sen onu anlayamıyorsun. Sen iki günlük dünya hayatında önemli gördüğün şey aslında hiç önemsiz olan bir şey. Ya diyor, ah diyor, şu üniversiteyi bitirsem, bir profesör olsam. Bir de bakıyorsun ki adam evinde ölü bulunuyor. Evet. Ne oldu? Bütün ömrünü verdi ya. Bütün ömrünü verdin. Alıp seni eski bir tabuttan alıp çıkarıp götürdüler. Toprağın içine koydular yani. Bu muydu senin hayatın? Yeri göbübüne katıyorsun ya. Ben işte öğretim üyesi olacağım, bilmem ne olacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsun. Bak ölünden bile insanların haberi olmuyor. Üç gün sonra buluyorlar seni. Ha. Ayette şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz, konmuş yatağın ağasını. Onların amellerinin örneği dümdüz bir ağızdaki seraba benzer. Susayan onu su sanır ama yanına gittiğinde hiçbir şey bulamaz. Yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı seri görendir. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım derken, Allah'ın ismini söylerken onu daha güçlü vurgulayın ki İnşallah. Bazı gelenekçiler falan söyler ki Allah'ın adını anarken mesela Bismillahirrahmanirrahim diyor, duyulmuyor. Evet. Rahman-ı Rahim, o duyulmuyor Bismillahirrahmanirrahim. Çok vardır bak, dikkat edin. Evet. Değil mi? Bisleri o kadar. Evet. Duyulacak şekilde söylemesi yani en az kendi duyacağı şekilde olması lazım. İnşallah. Yani hocam şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık diye buyuruyor Allah inşallah. Her şeyi. İnşallah. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık olan bir kitapta lehvi mahfuzda olmasın. Bak gökte ve yerde gizli olan, gizlenmiş, bir yere saklamış, gizlenmiş, hücrenin içinde, kofulun içinde, apaçık olan bir kitapta lehvi mahfuz olmasın. Mesela diyor ki Allah bu kadar küçük bir şeyle mi uğraşacak diyor. Koful. Ya kofulun içi İstanbul Belediyesi'nden daha gelişmiş. Daha düzenli. Sen kofulun içinde yaşayan bir alemi düşün. O koful o adamın dünyasıysa, dünyaysa ona, büyüklüğü dünyaysa onun içindeki varlığı bir düşün. Ya dünya büyüklüğünde giriyorsa. Evet. Sen kofulu önemsiz görüyordun. O dünya büyüklüğünde görüyor. Nasıl olacak? Evet, büyük küçük insana göre. Bakara suresi 165. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardı ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. Yani bu genç kızlarda çok oluyor. Genç delikanlılara çok oluyor. Evet, mesela bir kıza bağlanıyor. Allah'ı sever gibi seviyor, bağlanıyor. Allah da onu belaya çeviriyor onu. Ya tiksiniyor, ya iğreniyor, ya hastalıklı hale getiriyor. Ya ayırıyor. Ya nihayet iki kolu, iki bacağı var, etme ya. Değil mi? İhtiyaçları olan zavallı bir varlık. Etten, kemikten oluşmuş bir varlık. Yani böyle onu Allah'tan haşa daha büyük göreceğin, bu kadar kontrolden çıkar. Hatta onun için ölmeye falan kalkıyor. Evet. Ya et kemik. Evet. Senin onun ayz içindeki halini görsen belki hiç yanaşmayacaksın. Evet. Aczini düşünmüyor. Evet. Onu gözünde büyüte 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 kendini hasta ediyor. Evet. Delikanlılarda duyuyor. Bir kızı öyle görüyor. Kızlarda duyuyor mesela bir delikanlıyı o şekilde görüyor. Kilitleniyor ondan evlenmeye kilitleniyor. Kafayı takıyor. Dedirecek adeta. Evet. Ya evde kalırsam, ya yalanı olmazsa, işte bir an önce evlensek. Ya evlenirsin çok hayırsız olur. Tabii, tabii. Başına bela olur, tiksinirsin. Allah'tan hayırlısını istesene. Tabii, hayırlı olmasını istesene.
bassın imzayı gerisine gerek yok diyor. E peki basıyor imzayı. Görüyoruz ya öldürüyor, ya asıyor, kesiyor, ya eziyet ediyor. Yani bir mutluluk değil ki o. Sanki öyle imza attı mı dolandırıcılık yapar gibi bir şey ya. Yani böyle attı mıydı gider üstüne konarım gibi düşünüyor. E konduğun şey seni yakacak ama. Onu Allah nasip etmiyorsa onda bir hayır vardır. Sen orada tevekkül olmakla mükellefsin. Kadere teslim olacaksın. Allah ne nasip ederse olur. Mesela delikanlılar da işte gidip meyhanede içiyor. Rezalet çıkarıyor, sarhoş oluyor. İşte yanmışım ben, bilmem ne. Şarkılar, türkülere bakmıyor musun? Sürünüyorum, ölüyorum, bitiyorum. Ya nihayetinde ağzı olan, gözü olan zavallı bir insan var karşısında. Bu kadar dağıtacağın ne var ya? Bin bir türlü aczi var karşındaki insan. Başı ağrır, sırtı ağrır, dizi ağrır. Değil mi? Ağzını yıkaması ağzı kirli olur, gözünü yıkaması gözü kirli oluyor. Evet. Elini yıkaması eli kirli oluyor, ayağını yıkaması ayağı kirli oluyor. Evet. Her yeri aczi içinde. Evet. Bu kadar sapıtacağın ne var ya? Evet. Ve ölüyor sonunda da. Evet. Hiçbir şey, kemiği de dahi kalmıyor yani. Evet. İman edenlerin senin Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. İnsandan daha güçlü Allah'a olan sevgileri. O zulmedenler azaba uğrayacakları zaman Allah onu zulüm olarak alıyor. Azaba uğrayacakları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Allah onun için böyle şiddetli azapla korkutuyor ayetlerde. Diyorlar ki ya Allah yapmaz. Ya yapmaz oğlum dünyayı bak kasıp kavuruyor Allah. Evet. Ülkeleri yıkıyor, devletleri yıkıyor, yerle bir ediyor. Nasıl yapmaz yani? Evet, yapıyor. Allah yapmaz diyor. Yaptığını görüyorsun işte. Evet. Gökhan Bey sizi dinliyoruz. Evet, söylediğiniz gibi hocam onu çok önemsiyorlar. Allah'ın biraz önce ayette belirttiğimiz gibi serap olan bir şeyin peşine koşuyorlar. Dünyadaki var zannettikleri her şey serap. Ama yanına gittiğinde hiçbir şey bulamayacaklar öldükleri zaman. Bütün dünyanın hayal olduğunu anlayacaklar, bir serap olduğunu anlayacaklar. Yanında da Allah'ı bulacaklar. Allah da hesabı tam olarak verecek hocam inşallah. Ya kadın iki kolu, iki bacağı olan normal bir varlık. Biraz saçını uzatıyor. Senin gibi bir insan. Deliriyorlar ya. Hayır onlar delirince onlar da deliriyor. Mesela bir şey var zannediyorlar kendilerinde. Onlardan daha fazla deliriyor bazen. Müthiş bir şeye sahip olduğunu düşünüyor. Olan aklı da gidiyor. Evet, evet. Ya bir şey yok, sen normal bir insansın. Ahirette sen normal yaşayabilirsin. Yani bütün aczin gidecek. Ama burada her yerin acz içinde ya. Burnunu yıkamasan burnun kirli kalıyor. Kulağını yıkamasan kulağın. Gözünü yıkamasan gözün. Yani her yeri ayrı bir dert. Saçını yıkamıyor, saçı kirli kalıyor. Rahatsız edici oluyor saç. Ağzını yıkamadığında ağzı rahatsız edici oluyor. Koltuk altını yıkaması koltuk altı rahatsız edici oluyor. Ayağını yıkaması ayağı rahatsız edici oluyor. Allah bin bir türlü az içinde yaratmış. Ya bu kadar zavallı bir varlığı böyle bu kadar putlaştırmanın alemi ne ya? Putlaştırınca o da bir sefer çıldırıyor hakikaten. Kendini bir şey var zannediyor. Bin bir olayın içine giriyorlar bir sefer. Şarkılar, türküler falan zaten konuyu tam anlatıyor yani. Nisa suresi 116. Hiç şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise onlardan dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Şirkten Müslüman şiddetle kaçınacak. Bütün dikkatini, iradesini toplayıp böyle bir batağa düşmekten kendini alıkoyacak. Dünyada büyüttüğü her şeyin boş olduğunu bilecek. Mesela diyor, üniversite mezunu bir kız var diyor. Abi diyor, anlatamam diyor. Ya üniversite mezunu dediğin nedir yani? Kaç yıl adam uğraşıyor. 20-25 yaşında, 22 yaşında falan şey yapıyor. 10 yıl sonra 32 yaşına geliyor. Bir 10 yıl sonra 42 yaşında bitti. 2-10 senede bitiyor hayat. Sonra tamam, diyelim. Yani çok önem verdiği şeye bir bakalım. Demin anlattığım konular. Saçını yıkamadığında saçı çok çok rahatsız edici oluyor.
kulağını yıkamadığında ne hale geldiğini biliyoruz. Burnunu yıkamadığında ne hale geldi belli. Ağzını yıkamadığında, her birine Allah ayrı bir dert bela vermiş. Her azaya. Her birine insanları itecek bir özellik vermiş. Ayağı için ayrı. Kasıkları için ayrı. Her yer için ayrı ya. Yani çok titiz bir şekilde temizleyip arınmazsa kurtulamıyor. Her gün bir de uğraşacak. Hatta 200 saatte bir bazen. O şartla, ama cennette böyle bir şey yok. Cennette sürekli düzgün, sürekli temiz, sürekli güzel. Üstelik ölüp gidiyor, kemikleri dağılıyor. Bütün dikkatiyle ona kendini veriyor. Bunun için Allah'ı da terk ediyor, Kur'an'ı terk ediyor, İslam'ı terk ediyor, ahlaksızlık da yapıyor, dolandırıcılık yapıyor, sevdiklerini terk ediyor, suç işliyor, cinayet işliyor, oyun oynuyor, her şey yapıyor yani. Gerçek sevgi sadece Allah'ı sevmekle olur demiştiniz. Allah'ı sevmeyen kimseyi sevemez. Zaten egoist oluyor, bencil oluyor. Gerçek sevgi olmuyor. Onun için de mutlaka Allah korkusu gerekir demiştiniz inşallah. Evet. Sevgi için de. Evet. Her şeyi ona kendi yoktan yaratıp ona veren Allah olduğunu bildiği halde Allah'a olan sevgiyi yaradılana duyuyorlar hocam. Kendileri yaratılıp dururken yaratmayan şeylere ortak mı koşuyorlar diyor Yüce Rabbimiz de inşallah. Hayır, yaratılan da tamam da acayip aciz o da yani. Evet. Hani diyor ya Allah şeyde sinek için. Evet. Nasıl o ayet? Allah bir sivrisinek, o sivrisineği veya ondan üstün olanını örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenlerin imanları artsın. İman etmeyenler de Allah bu örnekte ne anlatmak istedi desin. Maşallah. Bir de onun insandan aldığını. Evet. Evet. Ayet inşallah. Evet, alan da bir Sizden bir şey kapacak olursa bunu da geri alamazsınız. Geri alamaz. Allah inşallah. İsteyen de güçsüz, isteyen de güçsüz inşallah. Hepsi aciz yani. Evet. Şimdi insanlar bir sivrisinek dahi yaratamayacakları, bir araya gelseler dahi. Sivrisinek dahi yaratamazlar diye buyuruyor. Tabii. Evet. Oysa sivrisinek onlardan bir şey kapacak olsa onu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, isteyen de diyor. Allah'tan başka taptıklarınız hepsi bir araya gelseler dahi bir sinek dahi yaratamazlar diyor Allah inşallah. Bunu gördükleri halde inatla körlükte devam ederlerse bu tabii ki Cenab-ı Allah'ın zoruna gider. Hocam Allah dünyaya hırsla bağlananlara da tatminsizlik hissi veriyor. Sürekli bir şeyin peşinde oluyorlar dünya boyunca, hayatları boyunca. Ama her şeye ulaştığında yine tatmin bulamayıp başka bir şeyin peşine giriyorlar bu sefer. Hayır, tatmin ne bulacak dünyada? Ya gözlerini o kadar büyütüyorlar ki. Evet. Hiçbir şey yok. Alkışlar arasında yani erkekte de bir şey yok. Kadında da bir şey yok. Evet. Erken kadının kullandıklarında da bir şey yok. Evet. Ya, araba dediği de önemli. Ev dediği zaten onu hücre. Onun yaşadığı hücre olmuş oluyor. Allah'a bir ayet hocam. Şeytanın Allah'a sığınırım. İnsanların göğüslerinde hiçbir zaman ulaşamayacakları bir büyüklük isteğinden başkası yoktur diye buyuruyor inşallah. Yani Allah olmak istiyor, haşa. Evet. Allah'tan daha büyük olmak istiyor. O Öcalan'ın falan ifadelerini görüyorsunuz. Evet. Allah dünyaya geçicini bir aldığınız şeye benzetiyor hocam. Dünyada aldığınız şu an bir metadan başka bir şey değildir diye Allah bildiriyor. Şeytanın Allah'ın kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünyaya yatanın metadır. Asıl olacak yer Allah katında olandır. Maşallah. Dünyayı isteyene dünyayı veririm diyor. Mümin insanların da dualarını genelde hem bu dünya için iyilik hem de ahiret için iyilik istediğini belirtiyor. İnşallah. Maşallah. Hac suresi 73, şeytan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Bak, dikkat veriyor, çekiyor Allah. Size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Evet. Sinek çok alelade bir varlık olarak bilindiği için Cenab-ı Allah orada onların güçsüzlüğünü vurgulamak açısından söylüyor. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. Evet. Yani vücuduna geçtiği an bozuluma uğruyor, geri de alamıyorlar. Evet. Yani mesela o kanını çekiyor. Evet. O kanını vücudundan alıp kendi kanına yeniden alamaz. Evet. Yani bitmiş oluyor. O kanın çünkü maddesi değişiyor artık.
İsteyen de güçsüz, istenen de. Evet. Allah acizlerini iyice vurguluyor. Evet. Kendilerini büyütmesinler diye. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. İnşallah. Sonra yine devam edelim. İnşallah. Kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz inşallah. Hoş sohbetler programımızın sonuna geldik. Az sonra Adnan Oktar'la sohbetler programımızı başlayacak. Herkese iyi akşamlar.